İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. 60'larda. 60'larda. Peki o zamanlar böyle ikinci, üçüncü evlendiğinde düğün müğün öyle bir şey yok? Yok hocam, ne yok ya? Fakirlik var ya. Yok. Evde unu yok. Hoca efendi, şu taşılacağı kırıyorlar şimdi ya. Evet. Orada ot toplarlardı, ot. Otu böyle koyarlardı. Özellikle un ondan şöyle yapıştırma abi, yapıştırla yapıştırla inlerdi. Birdeydi, yokluk vardı, yokluk. He. Şimdi adam bana kat bir diyor, yedi bilezik bir diyor, efendim tarla bir diyor. Yani onlar o zaman istemezdin miydi yok, yani? İkinci, yani üçüncü kadın. Yok, yok hocam. Yani çıkar gelir, bir çıkar hocayı. Gelir, seni gönderirdi, sen varırdın, filan adam sana talip dümürdürdü. Tamam gelsin abi, hocadan çağırırlardı, bir nikah, hadi giderdi. Ben ikinci hanımı ulan aldığımda bir don kestim, don. Değil öyle, daha ben 63'lerde, 64'lerde evlendim. Bir don kestim, başka bir şey yok. Altına aça yok. Ya nasıl bir don kestin? Şalvar, elbise. Şalvar, elbise. Hem bir şalvar alıverdim, bitti. Bir şalvar alıverdim, don mu? Tabii, he, bir şalvar alıverdim, tamam. Bir şalvar, tamam. Onu da ben almadım, babam aldı. Ana da bir şalvar. Öyle 18-20 yaşındaydı. Öyle ne arardı şimdiki gibi, ev istiyor ben. Ne evi bulacağım lan ben? Altın istiyor, ağaç istiyor. Allah'ın emri peygamber. Gelseler verirsin ama gelen yok ki zaten. Gelen yoksa kalsın. Evi de versen şimdi gelen var mı? Yok. Yok. Evi de versen yok. Karaman'dan istiyor. Köy evi olsa da versek neyse. Karaman'dan kat istiyor. Ha. İlkokulu burada okudun. İlkokulu ilkten 47'de Kılbasan'da okudum. He, buranın çocukları oraya mı giderdi o zaman? Buradan oraya giderdi, buradan oradan ekmek giderdi. Un giderdi, orada bir aşçımız vardı. O aşçı pişirirdi Kılbasan'ı. Yani buraya 18 kilometre değil mi? Tamam, 18 kilometre. Bayağı bir uzak. 1947'de. 47. Kılbasan'da orada yatırdım. Yatılıydı, ranzalar vardı. Orada yatırdık. İlkokul yatılı mıydı? Yatılıydı. İşte buradan gidenler orada yatırdı. Gurbetten gelenler Evet. Orada yatırlardı. Burnaba Köyü, Karacören Köyü, Çoğulu. O kişecik buradan gelirdik, orada okurduk. Yatılı ilkokul. Vallahi ilk kez duydum. At arabasından giderdi oraya. At arabası. He. Öküz arabası. Buradan babam gelip ekmek gönderirlerdi. Bulgur. Efendim kiriş o zaman yoğurdu ya. Evet. Bir şeyler koydu. Bulgur, peynir, yağ. He. Orada o kadın pişirirdi, biz yiyirdik. Haftada bir kaçarlardı. Bir Mehmet öğretmenimiz vardı. Evet. Anladın? Evet. Bir kıratı vardı. O kucurum orada atına bizi çevirirdi. Hadi oraya katardı biz ya o atta. Doğru Kılbasan'a. Orada yatırdık galiba. Ne zaman o büyükler vardı, bu Necati, Rifat, Karacıvat, bunlar büyüğüydü. Evet. Onlar kaçarlardı. Biz de bu bir durmuş vardı, astsubay oldu o Anadolu Ereğli'de. Evet. Onunla o şaşkın, ben, bir Burnabalı, bir o, evet, alırdık galiba, ağlaşırdık. Hafta sonu kaçamazdık, at arabası yokken onlar yaya falan gelirlerdi. He. Biz gelemezdik. Biz orada ağlaşırdık hali, korkardık da. Bu okulun kapısına dayak verirdik, merdiven verirdik. Yamyam var dillerdi hocam o zaman, öğretmenler bize. Yamyam var, kaçarsanız yakalardı, yudardı. Öyle korku diyorlardı. Siz birinci sınıfta yatılı okudunuz orada, öyle mi? Birinci orada okuduk. İlkokul birinci sınıf, vallahi ilginç bir şey.
Ama o zaman okuyaydık, ilkokulu bitireydik var ya, müdür olurduk, öğretmen olurduk, subay olurduk, orada okuyan oğlan subay olurdu.